Evet, merhaba arkadaşlar. Işığın sorulmasıyla alakalı testimizi bir çözelim. Hem de tekrar edelim. Bir cisim görülebilir ışınların hepsini yansıtıyorsa nokta nokta göründür diyelim. Yapılan açıklamada bu sembolü yerine gösterilen yere hangisi yazılmalıdır demiş. Arkadaşlar, yansıtan nedir? Beyaz cisimler üzerine gelen ışının yani tamamını yakını ne yapıyordu? Yansıtıyordu arkadaşlar. Ama siyah cisimler üzerine gelen ışığı ise ne yapıyordu? Soğururdu. Soğuran cisimlerin ise sıcaklıkları fazla oluyordu. Öyle değil mi? O zaman hepsini yansıtıyor demesi ne demektir? Bunun beyaz olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Evet. Diyor ki bana renkleri farklı olan özdeş bardaklara miktarları ve sıcaklıkları eşit olan sular konuluyor diyor. Güneş altında eşit süre bekletilen bardakların suların sıcaklıkları arasındaki ilişki LKM olduklarına göre renkleri hangisi olabilir? Arkadaşlar, L'nin sıcaklığı daha fazlaysa o zaman siyah mıdır bunun rengi? Evet. Çünkü gelen ışığı daha fazla soğurduğu için soğurmak demek ışığı emmek, tutmak demekti. O zaman L'deki benim rengim siyah olacak arkadaşlar. Bakalım. Peki M'nin sıcaklığı en az mı arkadaşlar? Evet, en azsa ne olacaktır? Işık. Pardon, renk yani o ışığı yansıtacaktır. Işığı yansıtan kişi kimdi? Beyazdı değil mi? O zaman ben M'de ne diyorum arkadaşlar? Beyaz diyorum. Zaten tek şık onu doğruluyor. B yani K'da arkadaşlar mavi olabilir tabii ki de. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki bana mavi ışık altında şekildeki gibi görünen levhanın numaralandırılmış bölümlerinin beyaz ışık altındaki renkleri hangisi olamaz demiş arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda bakın ben mavi ışık göndereceğim. Mavi ışığı gönderdiğimde arkadaşlar neydi siyah görünürdü? Hemen bir düşünelim. Arkadaşlar benim 3 tane ana rengim vardı. Kırmızı, mavi, yeşil. Ben mavi ışığı kırmızı cisme gönderirsem arkadaşlar siyah görürüm. Aynı şekilde kırmızı ışık altında mavi cisim de siyah görünür ya da yeşil ışık altındaki mavi cisim de siyah renkte görünüyordu. Öyle değil mi? Neydi? Ana renklerde yansıma yoktu arkadaşlar. Ama beyaz ışık altındaki tüm cisimler kendi renginde görünürlerdi. Buraya baktığımızda o zaman şurası arkadaşlar ışığı yani yansıtmayan bir şey olması gerekiyor. Kimdir? Ne olabilir? Kırmızı olabilir, değil mi? Yeşil olabilir arkadaşlar. Evet, bunlar olabilir. Peki ben mavi ışık altında şöyle yapalım. Derslerimizde yapmıştık. Şurası şöyle yapalım. Mavi ışık. Ben mavi ışığı gönderiyorum arkadaşlar cisme ve sonucunda ne görüyorum arkadaşlar? Mavi ışık görüyorum, öyle değil mi? Evet. Şimdi bakın ben mavi ışığı gönderdim cisme. O bana tekrar mavi ışık verdi. Peki bu cisim hangi renk olabilir? Şimdi bu cisim bir kere mavi olabilir. Neden? Çünkü içinde mavi renk var. Mavi ışık geldiyse mavi olarak ne yapacaktır? Yansıtacaktır. Peki arkadaşlar beyaz olabilir mi? Olabilir. Çünkü neydi? Beyaz ışık altında tüm cisimler kendi renginde görünür. Yani eğer bu cismin beyaz ise arkadaşlar, mavi ışığı ben gönderdiğimde mavi olarak yansıyacaktır, değil mi? Yani 2 ve 3 mavi de olabilir, beyaz da olabilir arkadaşlar. Bakalım. Şimdi hangisi olamaz demiş bana. Arkadaşlar bir yeşil olabilir, iki beyaz olabilir, üç mavi olabilir. Evet, bu olabilir. Bir kırmızı olabilir, iki beyaz olabilir, üç mavi olabilir, olabilir. Arkadaşlar bir yeşil olabilir, mavi olabilir, beyaz olabilir, evet olabilir. Ama bir arkadaşlar beyaz olamaz. Beyaz olsa siyah görünür müydü? Hayır, görünmez de, öyle değil mi? Kendi renginde görünürdü. O yüzden ben beyazı alamıyorum. Ama şu ikisi mavi mavi olabilir mi? Evet olabilir. Ama bir arkadaşlar olmuyor. Bakın. Şu ikisini ben mavi mavi de seçebilirim. Beyaz beyaz da seçebilirim. Mavi beyaz da seçebilirim arkadaşlar. Evet. Gelelim şuna bakalım be.
Karanlık bir odada yeşil ve mavi ışık altında görünen altında siyah görünen eldiven aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın, yeşil ışıkta da mavi ışıkta da siyah görünecek. Şimdi bakın, ben yeşil ışığı yeşil eldivene gönderdiğimde ben nasıl görürüm? Bunu yeşil görürüm. Olmaz. Ceyhan'a bakalım arkadaşlar. Sarı ara bir renkti. Sarı neyle neyin karışımıydı? Yeşil artı kırmızının karışımıydı. Öyle değil mi? Bakın, ben yeşili sarı eldivene gönderdiğimde içinde yeşil olduğu için arkadaşlar nasıl yansıyacak? Ben bu eldiveni nasıl göreceğim? Yeşil göreceğim arkadaşlar. Öyle değil mi? Dikkat edelim. Sarı rengini unutmuyorduk. Ama ben mavi ışık gönderirsem siyah göreceğim tabii ki de. Ama yeşil görüyorum, o yüzden bunu da almam. Denizli şıkkına baktığımızda arkadaşlar beyaz cisim ne yapıyordu? Üzerine hangi renk gelirse o rengi yansıtıyordu. Ben yeşil ışık getirirsem, yani yeşil ışık verirsem ben bu eldiveni nasıl göreceğim? Yeşil göreceğim. Mavi ışık verirsem ne olacak? Mavi olarak göreceğim arkadaşlar. Anlaştık mı? Gelelim kırmızıya. Arkadaşlar bakın, mavi, yeşil, kırmızı, bunlar ana renklerdi. Ben yeşili kırmızıya gönderirsem siyah görürüm. Ben maviyi kırmızı eldivenin üzerine gönderirsem yine siyah görürüm. O yüzden cevabım Bursa oluyor arkadaşlar.